Değerli seyirciler, bir Gedavet programı ile de tekrar beraberiz. Şu anda yanımızda değerli bir konuğumuz var. Kendisi hem Konya'da bürokrat olarak görev yapar hem de eğitimci, yazar bir insan. Sayın Ömer Lütfi Ersöz ile beraberiz bugün. Ömer Bey, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsın, iyisiniz inşallah? Çok teşekkür ediyoruz, hamdolsun. Hepimizin verdiğine sonsuz şükürler olsun. Her birimize hayırlı, bereketli, güzel, uzun ömürler nasip eylesin ve rızasına uygun bir yaşantıyı lütfeylesin inşallah. Allah razı olsun. Güzel bir duayla başlamış olduk. Allah razı olsun. Şimdi tabii biraz sonra sizinle derin bir sohbete dalacağız ama kısaca şöyle seyircimize Ömer Lütfi Ersöz kimdir bir tanışsak. Tanıyan da var mutlaka ama tanımayan da vardır. Mutlaka tabii ki. Kısa bir şekilde tanıyalım. Ondan sonra kendisini tanıtması biraz zor olsa da tabii kısmen bahsedelim inşallah. Ben Ömer Lütfi Ersöz. 1961 yılının sonunda Konya'mızın Akören ilçesinde dünyaya gelmiş olan bir kardeşinizin ilk ve orta tahsilimi Akören'de ikmal ettikten sonra 1980 yılında Konya Merkez İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 1984 yılında da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmek suretiyle ülkemizin birçok yerinde öğretmenlik yapan bir kardeşinizdim. Tokat Çamlıbel'de Sivas Halil Fatpaşa Lisesi'nde Cihan Beyli Büyükbeşkavak İlköğretim Okulu'nda Akören Çok Pınar Lisesi'nde ve lisesinde ilk stajımı Merkez İmam Hatip'te ve vatani görevimde yedek subay olarak Ankara Zırhlı İlikler Eğitim Tümeni'nde ikmal eden ve 2001 yılında da kurumlararası yatay geçişle Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Sağlık Sosyal Daire Başkanlığı, Haklar İşçiler Müdürlüğü, garaj ve terminallerden sonra müdürlük görevlerinde bulunan bir kardeşinizim. Evli ve üç çocuk babasıyım. Birçok sivil toplum örgütlerinde de elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. 80'li yıllara gelinceye kadar Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Derneği, daha sonraki dönemde Milli Gençlik Vakfı gibi tabii ki vakıflarda hizmet ettik. Başkan, temsilci, üye olarak. Ayrıca 2001-2004 yıllarında ben bir sen, Belediye ve Mahalli İdareler Sendikamızın Konya Şube Başkanlığını yürüttüm. Genel Merkez Dış İlişkiler Sekreterlik Görevinde, Başkan Yardımcılığı Görevinde bulundum. 1990'lı yıllardan itibaren de Konya'mızın mahalli gazetelerinde yazmaya çalışıyorum. Şu anda da Yeni Konya gazetemizde köşe yazarlığı yapmaya çalışıyorum. 10 yıl aşkın bir süredir. Bu arada fırsat buldukça tabii ki duygu ve düşüncelerimiz insanlarımıza faydalı olmak amaç ve gayesiyle değerlerimizle insanlarımızı buluşturmanın gayreti içerisinde olarak kitaplarımı inşallah kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyorum. Rabbim inşallah rızasına uygun hak ve hakikat merkezli güzellikleri söyletmeyi, yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize lütfeder diye de dua ediyorum. Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. Tabii şöyle özgeçmişe baktığım zaman bir koltukta bir değil, birkaç tane karpuz taşıyorsunuz siz. Allah nazarına saklasın maşallah diyoruz biz. Allah razı olsun. Allah inşallah bereketini tesisini hak eder diye dua ediyoruz yani. Amin inşallah. Tabii siz eğitimcisiniz hem bürokratsınız ama Türkiye'de epeyce gezmişsiniz görev icabı. Bu da tabii size bir eğitim olarak bir fayda sağlıyor. İnsanları tanıma, onlara çözüm ulaştırma noktasında faydasını görüyorsunuzdur. Şimdi siz normalde bir bürokrasa görev yapıyorsun. Sizin resmi bir göreviniz var ama onun dışında az evvel dediğiniz gibi gazetede yazı yazıyorsunuz. Televizyonda program yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda da kitap yazıyorsunuz. Bu kitap yazma ihtiyacı, isteği nereden, nasıl doğdu, ne şekilde başladı bu iş? Değerli kardeşim, şöyle diyebiliriz. Her birimiz Müslüman olarak hamdolsun vazgeçilmez anayasamız, kitabımız ve bütün kitapların da onu anlatması gerektiği inancında olduğumuz gerçekten evet. Hareketle Kur'an-ı Kerim'le zaten her gün hemhal oluyoruz, okuyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz. Oradaki hükümlerde yaşamanın gayreti içerisinde bulunuyoruz. Kitabımız ne buyuruyordu malumuz ilk ayet-i kerimesinde? Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezi halak. Oku. Seni yaratan Rabbin adıyla oku diye başlıyordu. Tabii ki okumak bir ayrıcalıktır bu anlam itibariyle. Okumak anlamayı, anlamak beraberinde yaşamayı da gerektirmektedir. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel örnekliğiyle beraber bunu taşlandırmış olduğumuz zaman tabii ki o Müslüman olan şahsiyette bu güzelliklerin en belirgin bir şekilde ortaya çıktığını da görmekteyiz. Okuyunca bir takım bilgi ve birikimle tabii ki hemhal olunca bunu bu defa yazma ihtiyacı da hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani içinde duymuyor olsun. Dışarıya yansıtması gerekiyor. En azından emri bil maruf, nehy anil münker. Yine Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seriyenin bize göstermiş olduğu ufukta yolculuk yapabilmek için hem kendi nefsimize, hem ailemize, hem yakın çevremize, hem bütün insanlığa faydalı olabilmek amaç ve gayesiyle var olan güzellikleri paylaşarak, var olan doğruları aktarmanın bir gayreti içerisinde olarak, tabii ki böyle bir dini görevin de en azından üzerimize bir mesuliyetin de olduğunu düşünerek yazmanın, konuşmanın, anlatmanın gayreti içerisinde bulunduk. Tabii söz
uçup kaybolabiliyor ama yazılı kelam var, kitaplarda kalıcı olduğundan dolayı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifine de inşallah mazhar olmayı murad etmekteyiz. Öncelikle tabii ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrun nas men yenfa'un nas buyuruyorlar malumunuz. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır dostundan hareketle. Ve yine diğer hadis-i şerifinde insanlar öldüğü zaman amel defterleri kapanır. Ancak şu üç grubun müstesna buyuruyorlar malumunuz. Bir, sadaka-i cariye sahipleri. İki, faydalı, hayırlı, güzel evlat yetiştiren anne babaların öldükten sonraki amel defterinin kapanmaması. Üçüncüsü de bu şekilde faydalı eser bırakanlar. Öldükten sonra o eserlerinden Müslümanlar insanlık müstefid olduğu sürece amel defterleri açık kalmaya devam edecektir. Önceliğimiz önce canan diyoruz. Toplumu en azından belli bir konuda İslami bir hassasiyetle yetiştirmenin gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Ama onun ötesinde de öldükten sonra da amel defterimizin kapanmamak suretiyle de kendimize Rabbimizden bir lütuf ve ikram beklediğimizde düşündüğümüzden dolayı yazmanın en azından gayret içerisinde bulunmaktayız. Evet. Tabi sonuçta hepimiz faniyiz. Bundan belli bir süre sonra Allah ne zaman takdir etse yarın ömür lütfü ölse de olmayacak. Adnan Özkafa da olmayacak. Kesinlikle. Ama bu yazdığımız bir satır yazı, bir kitap, bir sayfa ebedi olarak kalacak dünyada olduğu müddetçe. O açıdan hakikaten tam sadaka-i cariye işi yerine gelmiş oluyor. Allah kulak versin diyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Şimdi tabi önümde bir takım kitaplar var. Bunların yazarı Ömer Lütfi Ersöz. Bunlardan bir tanesi Damıtılmış Damlalar ismini taşıyor. Bu kitap neden bahsediyor Ömer Bey? Önce isminden başlayalım. Ben hakikaten merak ettim. Damıtılmış Damlalar ne demek? Böyle bir ismi neden koydunuz? İçerisinde neler var? Teşekkür ediyorum. Tabii ki Damıtılmış Damlalar ismini Cengiz Numanoğlu, Şuur isimli şiir kitabının yazarı. Evet. Daha önceden büyük sanatçı olarak lanse edilen, toplumdaki insanlarla hemhal olan, onlara sözler yazan, ancak bir yayın evinin girişimi sonucunda komutanım, kendisi emekli bir binbaşıdır Cengiz Bey, Antalya Serik doğumludur ama Bursa'da yaşıyorlar kendileri. Komutanım, kaleminiz çok güçlü. Bunu Allah rızası için, İslam uğruna, İnsanların aydınlanması uğruna kullanmaz mısınız anlamındaki bir tebliğ sonucunda İslam'la tanışan bir kardeşimizin ismini koymasıyla tabii ki ortaya çıkmıştır. Cengiz Bey de Üstad Cengiz Numanoğlu Bey hidayete erip yeniden tabii ki İslam'la tanışınca kendisi o hayatını anlatıyor normalde. Uyandım Şükür şiirinde anlatmış oluyor. Daha sonra da tefekkürsüz bir toplum başıboş kafiledir. Tevekkül doğurmayan, tefekkür nafiledir diye ifade etmiş olduğu o düşünce alemindeki İslam'la barışık hale gelmesini ve tanışmasını ve geçmiş günlerinde o duymuş olduğu üzüntüyü ifade ediyor normalde. Bir ifadesinde buyuruyor ki, ifade ediyorlar ki, Kur'an eczanesinde her derde deva vardır, son kullanma tarihi kıyamete kadardır diyor. Ne güzel yani sınır. İnsanın ölümü kendi kıyameti. Kainatın kıyametinde Rabbimizin takdir ettiği dönemde tecelli edecektir. İnsan ölünceye kadarki dönemde Kur'an'dan ve sünnetten nasiplenmezse onun için dünya imtihanı bitmiş demektir. Bir fayda sağlayacağı zaman diliminde kalmamış demektir. Dolayısıyla bu güzel insan 40 tane doçent ve profesör aranında uzman hakikaten Türkiye çapında güvenilir, kaliteli, güzel insanlarla beraber çalışıyor. İslam'ı ana kaynaklarından öğrenmiş olduğu için de Kur'an ve sünnet merkezli şiirlerini yazıyor. Mesela bir tane sadece örnek olsun diye söyleyelim. Evet. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ben kuluma şah damarından daha yakınım buyuruyor değil mi? Evet. Cengiz Bey mesela bu ayet-i kerime şöyle beyit haline dönüştürüyor. Yalnızlıktan şikayet etme sakın, öyle bir dostun var ki şah damarından yakın diyor. Şimdi bu güzel insanla bizim tanışmamız oldu. Beytullah'da benim şiirini yazmışlardı. Birçok şiirleri var. 500 sayfalık şiir kitabı var. Şuur malumunuz. Bir gün böyle bir kitap çıkarmamızın, içerikle alakalı dokümanlarını kendisine göndermemizin sonucunda bana birkaç tane öneride bulunmuşlardı ama Damıtılmış Damlalar daha yakışır dedikleri için üstadın o ifadesine uygun olarak adına Damıtılmış Damlalar dedik. Sağ olsunlar kendileri de bu eserimizle birlikte takdim yazdılar. Bana iltifat bölümünü ifade etmek istemiyorum ama şöyle demişti üstad. Aklı selim servetine kavuşmuş ender insanlardan biri olan ve dostluğu ile kıvanç duyduğum Ömer Lütfi Ersöz kardeşimi bu güzel eserinden dolayı bütün içtenliğimle kutluyorum. Ömrünü insana ve insanlığa hizmete adamış ve tek amacının Allah rızasını kazanmak olduğunu bildiğim bu güzel insana dua etmek
inanıyorum ki bütün Müslümanlara düşen bir vefa borcudur. Bu eserin onun amel defterinin kıyamete kadar açık kalmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan diler, saygılar sunarım demişlerdi, sağ olsunlar. Üstadın âli cenaplığı ve o güzelliği. Dolayısıyla içimizden gelen, gönlümüzden gelen gerçekleri, hak ve hakikat merkezlerini damıtılmış damlalar halinde şuura yolculuk edebilmemiz düşüncesiyle aktarmanın bir gayreti içerisinde olmuştuk. İçerisinde dört ana bölümden oluşuyordu. Sosyal konular, bilimsel konular, tarihi konular ve dini konulardan oluşmaktadır. Yani kısa kısa ana hatlarıyla birkaç... Açarsak sosyal konulardan evet, neyi kastettiniz? Ana hatlarıyla beraber onlardan açalım inşallah. Yani buradaki insan doğumla dünyaya gelip ölümle dünyayı terk eden bir varlık. Evet. Doğumundan ölümüne kadar ki yaşadığı bütün hadiseler aslında sosyal olaylar bir nevi bu anlam itibariyle. Yani zaman zaman ölümü onların gündemlerine taşıyarak, onun için güzel ahlak sahibi olmaları gerektiğini ve imtihanı başarmaları için bir hayat yaşamaları gerektiğinin ana fikrini, omurgasını oluşturmaya çalıştık. Aslında bilimle İslam'ın çelişmeyeceğini somut örneklerle ifade etmenin gayreti içerisinde olduk. Tarihsel süreçlerden, geçmişte ecdadımızın, ashabın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam tarihinden, yakın tarihimizden örneklerle yaşananların, güzelliklerin bugüne taşınması, yapılan hataların terk edilmek suretiyle daha doğru bir istikamete yönelmemiz noktasında Akif'in de ifade etmiş olduğu gibi İstiklal Marşımızın şairi merhum Akif'in tarih tekerrüden ibarettir diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi tarih demiş olduğu gibi güzelliklerin tekrar edilmesi ama yanlışların tekerrür etmemesi düşüncesiyle dünkü tecrübelerimizin bugün aktarılması noktasında bir takım gayretlerimiz olsun düşüncesiyle aktarmaya çalıştık. Hasbel kader bilimle İslam çelişmez derken birkaç somut örnek belki vermek gerekebilir. Çok geniş konular ama kısaca bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde inşallah özün özünü aktarmak suretiyle inşallah faydalı olmaya çalışalım düşüncesiyle şu örnekleri verebiliriz. Şimdi birçoklarla tartışıyoruz belki. Sözde bilim adamı. Bazen yazılarımızla dokunduğumuz, bazen cevap verdiğimiz konular da söz konusu olabilmekte. İçki, Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu malumuz bir içecek. Ama sözde bilim adamı geçinen birçokları içkiyi sonuna kadar savunmakta, ona dokunanlara neredeyse isyan derecesinde bir yaklaşımı sergileyebilmektedirler. Şimdi bilimin kendi kuralları içerisinde, o kitabımda da bir ateist hakimle alakalı ismini vermemiştim. Onunla olan bir münazaramı da anlatmıştım. Bir başka savcı kardeşimiz vardı. Onun İslam'a dönüşüyle alakalı o dönemi de aktarmaya çalışmıştım. Orada o günkü hakim demişlerdi ki veya o günkü hakimin yerine bugün de sözde bilim adamı görünen, üniversitede belki hoca olabilen bazı insanlardan da görebilmekteyiz bu yaklaşımları. Şu ülkede rahat bir kafayı çekemiyoruz diyen insanlar da gördük geçmiş dönemlerde. Niye? İçki sanki vazgeçilmez ve insan için çok bilimsel ve hayati önem taşıyormuş gibi değerlendirebilmektedirler. Halbuki kardeşim gel tartışalım. Tamam inanmıyorsun, ateistsin belki. Ona da saygı diyoruz. Daha doğrusu İslam la ikrahe fiddin buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Benim zorla seni Müslüman yapmamın bir kıymet harbiyesi yoktur. Gönüllerinize, ruhlarınıza, vicdanlarınıza, aklınıza hitap ederiz. Fikirlerin çatışmasını sağlamaya çalışırız. Kabul veya ret o kişinin kendine aittir. Onun için kafirin suresinde Cenab-ı Hak malumunuz leküm dinüküm ve liyedin. Sizin dininiz size benimki banadır diyoruz. Bu anlam itibariyle. Yani İslami anlamda bizim zorla birini Müslüman yapma gibi bir yetkimiz de hakkımızda yok. Ancak tabii ki bütün insanların Müslüman olmasını arzu ederiz. Tabii ki İslam'ın bütün dünyaya hakim olmasını arzu ederiz. Neden? Bütün dünyada barış olsun, kardeşlik olsun, hak olsun, adalet olsun, güzellik olsun. Bunu arzu ederiz bir Müslüman olarak. Ama bunu meşru zeminde, meşru yollarla yapmanın gayreti içerisindeyiz. O ateist olan hakim de bir gün 90'lı yıllardı. Şu ülkede rahat bir kafayı çekemiyoruz. Bir cin olmuş 14 bin lira demişti. Hiç unutmuyorum. Sene 91 tam tarihini vermek gerekirse. Ben de espriyle karışık biraz mevzuya girmek için hakim bey dedim. Keşke 200 bin lira olsa da içen içmeyen belli olsa. Safla da çok karıştı falan diye espri yaparak mevzuya girdim. Ya Ömer Bey nasıl öyle düşünürsün derken. Hakim Bey kusura bakmayın ama dedim. Ben çok netim. Çok da kendimden eminim ve güven noktasında da en ufak bir zafiyetim yok hamdolsun. Fakat dedim sizin gibi insanları anlamakta zorlanıyorum ben dedim. Neden?
medeniyeti, çağdaşlığı, bilimsel verilere uymayı, tıbbi otoriteyi kimseye bırakmazsınız. Ancak dedim kendi cenahınızdan bizim gibi imatipliği olanları da gerici ve yobazlığı yaftalarsınız. Artık hüküm de bina eder. Ondan sonra da konuşturmaz. Bu işin doğru olduğunu kamuoyuna lanse etmeye çalışırsınız dedim. Ben dedim İslami anlamda bir şey istemiyorum. Allah bunu haram kılmış zaten. Orayı zaten tartışılmaz. Bir Müslüman onu tartıştırmaz da zaten. Fakat dedim siz bilimsel baktığınızı düşünüyorsunuz bana. Müslüman, gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist fark etmez. Ama bilimin kendi kuralları içerisinde empirizm yöntemiyle, deneycilik yöntemiyle buyurun insan vücudu için içki vazgeçilmezdir ve çok faydalı ve yaralıdır dediğiniz bir belgeniz, bir bilimsel sonucunuz var mı? Buyurun getirin. Beklediler, el cevap yok. Ben size binlerce inanan inanmayan bilim adamlarından içkinin insan vücuduna, beyninden gırtlağına, midesinden karaciğerine, şişenin içinde durduğu gibi durmadığı için yaptığı tahribatları aktarabilirim bilimsel verilerle. Bugün toplumdaki trafik kazalarının %70'den fazlası, ailevi geçimsizliklerin %70'den fazlası, cinayetler, olumsuzluklar hep içkinin ana kaynağını teşkil ettiği unsurlardır diyebiliriz. Bu kadar bilimsel de zararlı olduğu anlaşılan, bilimsel yönden baktığımız zaman da faydası görülemeyen ve zarar verdiği kesinleşen bir durumu medeni geçinen, tırnak içinde, bilimsel geçinen, çağdaş geçinen, tıbbi otoriteye uyduğunu beyan eden birisi nasıl savunabilirdi? Şu anda da o meydan bunu savunanlar nasıl savunabilir ki? Bilimin kendi kuralları içerisinde zarar veren bir şeyin savunulacak tarafı yoktur. Kendi özel mülkünde, özel ailesinde yanlış yapıyormuş, o bizi ilgilendirmez ama bunu topluma vazgeçilmez ve mutlaka genel anlamda olmalıdır dediği zaman, toplumun bozulmasına yönelik bir takım girişimlerde bulunduğu zaman da itirazımız başlar. Bu toplumun bozulmaması için elimizden gelen tabii ki gayreti bizler de Müslüman olarak savunmak zorundayız. Biz hiç kimseye baskı yaparak bir şeyi otorite olarak kabul ettirmiyoruz. Ama başka birilerinin de kendi yanlışlarını bize dayatmasına da tahammül edemiyoruz normalde. Burada o hassas çizgiyi, o hassas noktayı da belirlemek durumundayız bir Müslüman olarak. Dolayısıyla daha sonraki o tartışma dönemlerimizde kusura bakmayın ama dedim. Eğer siz bilimsellikten, medeniyetten, çağdaşlıktan, gelişmeden, tıbbi otoriteden bunu onların yasakladığında illa yapmak gerekir diye anlıyorsanız sizinle aynı medeniyete tabi olmamayı, sizinle aynı bilimsellikten faydalanmamayı tercih ederim demiştim. Daha sonra şöyle espri yaptı biraz. Çok konuştuğumuz noktalar vardı ama ya Ömer Bey dedi aslında ben dedi içme zamanımı ayarlıyorum dedi. İşte akşamdan sonra içiyorsam sabah ayık kalkıyorum. Bunu da size saygı anlamında yapıyorum demişti. O ateist olan hakim o tartışımız dönemlerde. Vallahi hakim bey dedim bana saygı anlamında bu nefsime hoş gelir. Böyle bir planlama yapmanızdan dolayı da en azından beni mutlu eder ama. Fakat bu can da size emanet dedim ya normalde. Bana gösterdiğiniz saygıyı kendi canınıza da gösterirseniz daha da iyi edersiniz. Dileklerimi ifade etmiştim. Daha sonraki dönemde de birçok tartışmalarımız oldu. Peygamberlerle alakalı helak olan kavimler de yazmıştık. Bir gün geldiğinde ben okul müdürüydüm o zaman. İngilizce BBC'nin kasetlerinden veriyordu. Karşılıklı beni adliye davet ediyordu. Yani tartışmayı münazara da çok seviyordu. Bir gün kapıdan geldi tam çay içtiğimiz bir dönemde. Ömer'im dedi insanlığın Adem'le Havva'dan meydana geldiğini söylüyorlar. İnanmıyorum kardeşim dedi. Ne güzel Allah size inanıp inanmama hürriyetini vermiş yani. Zorla inanacaksın deseydi ne yapacaktınız da? Şu anda cennette cehennemde hak. İyi de kötü de var normalde. Dolayısıyla buyurun dedim oturun tartışalım. Nereden geldiğine inanıyorsunuz diye bir soru tevcih ettim insanlığın. İnanır mısınız? Aslında bu Ömer Lütfi Ersöz'ün o hakim olan bir üstünlüğü değildi. Bu hakkın batıla, iyinin kötüye olan üstünlüğünün bir tesciliydi aynı zamanda. Birkaç dakika böyle aptallaştı bir cevap veremedi ama sonra dedi ki ya bir fizikçinin bir fizik kitabını okumuştum da dedi. Amino asitler maddeci ve materyalist düşüncenin temelini, amino asitlerin bölünüp parçalanmasıyla alakalı sorunu biraz ifade etti. Ya ne yalan söyleyeyim ona da inanmıyorum. Cevabını bulabilmiş değilim dedi. Çok iyi bir ateist olarak görünüyordu. Hakim Bey dedim yaşı 35 civarındaydı o zaman. Şu ana kadar geç kalmışsınız. Daha sonra daha da geç olabilir. Allah inşallah Cenab-ı Hakk'ın adı sıfatı vardır. Kimseye zulmetmez. Herkesin gerçek güzel bir insan olmasını, güzel bir Müslüman olmasını ister. Ama kulun da adım atmasını ister. Kul bir adım atarsa Allah ona 10 adımla yürüyerek giderse koşarak gelecek mecaz anlamda karşılık verir.
Yani yaptığı iyiliklere karşı onlarca, yüzlerce, binlerce ikramda bulunur. Dolayısıyla dedim, biz dedim, kimya İmam Hatip'te okuduğumuz dönemde organik ve inorganik kimyayı biz de okuduk elimizden geldiği kadar. Yanlışım varsa düzeltin dedim. Tam da dedim, periyodik tablo kimyadaki o 114 elementin işte atom kütle numaraları demirdi, bakırdı, için koydu. Bugün daha kolay dedim aslında aktarmak. Topraktan dedim analiz yapalım. İnsan vücudundan kan alalım, kemik yapısını, dokusunu, yapısını bilimsel bir analiz yapalım, inceleyelim. Kan içerisinde demir var mı, çinko var mı, bakır var mı, altın var mı, potasyum, magnezyum neyse yani hepsi var mı var kardeşim. Cenab-ı Hak da ayet kerimelerinde, işte Furkan Suresi 54'te veya diğer birçok ayet kerimelerinde biz insanı su ve toprak karışımından, kuru balçıktan, balçıktan, topraktan yarattık buyuruyor. Dolayısıyla dedim ya normalde. Şu anda aklı melekim onaylıyor. Bilimsel hadiseler bunları teyit etmiş oluyor. Gerçi onlar teyit etmeden de Müslümanlar zaten inanıyordu. İlla bilimsel otorite kabul etsin diye beklemiyordu ama. Hayır, bugün daha net anlayabiliyoruz. İfadesini daha kolay yapabiliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı su ve toprak karışımından yarattım buyuruyor bu anlam itibariyle. Ve yapılan bilimsel çalışmalarda bunu teyit ediyor. Akıl da bunu onaylamış oluyor. Nakilde zaten problem yok. Dolayısıyla dedim, bu yönünde niye düşünmüyoruz? Geldiği nokta, bir başka savcı arkadaşımız Allah'ın lütfuyla hidayete ermişler. Beş vakit namazı kılar hale girmişlerdi. Hatta Arapçayı bile bizden daha iyi noktada öğrenecek noktaya girmişlerdi. Dedi ki o ateist olan hakim, ya Ömer'im dedi, aslında ölümle beraber ne olacağımı düşünmüyor değilim dedi. Bak orası güzel bir şey dedim. Ölüm ve sonrasını sorgularsanız, dünya hayatının anlamını daha çok anlamlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Malumunuz Mülk Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak hayatı ve ölümü hanginizin daha güzel bir hayat yaşayacağını sınamak için, imtihan etmek için yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu dünyaya biz zaten imtihan için gönderilmişiz. Başka bir ayet-i kerimede malumunuz insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani yaratılışımızın gayesi kulluk. Evet. Allah'a itaat. Ve Allah'ın göndermiş olduğu bu dünya hayatını yine onun rızasına uygun bir şekilde tezyin etmek. Hem dünyevi işlerimizi hem de ahirete yönelik işlerimizi onun koyduğu kurallar çerçevesinde tanzim edebilmek bize düşen bir görevdir. İşte bütün bunları ifade ettikten sonra ölüm ve sonrasını sorgulamak noktasına girmişlerdi. Daha sonra tayinler çıktı. Hakkari tarafına gitmişti. Şu anda kendileri başka bir büyük şehirdeler. Konya dışında yanlar normalde. Bir başka birisi Ankara'dalar. Önemli olan sosyal hadiselerle alakalı insanlarımızla olan teşrik mesaimiz. Kimseden çekinmemek lazım, korkmamak lazım. Hangi görüş ve düşüncede olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek edinerek, bazı kaynaklarda Ebu Cehil'e İslam'ı anlatmak için, ama hak ve hakikat merkezli, dünyevi menfaatler için değil, hak ve hakikat merkezi İslam'ı anlatmak için 40'ın üzerinde, 46 defa gittiğiyle alakalı rivayetler de var. Önemli olan cehlin babasına İslam anlatmak için gidilebilirse şu anda İslam anlatmak için gidemeyeceğimiz bir kesim yok demektir. Herkesin gündemine, herkesin üzerine veya genel toplumsal boyutuna, sosyal hadiselerine İslam'ı taşımak zorundayız. Yani ticaret yapan kardeşimizin ticaretini düzgün yapması için de veya memur olarak masa başına görev yapan kardeşimizin milletin hakkını, hukukunu koruyucu en iyi şekilde görevini yapması bilincini de aile içerisindeki aile fertlerinin görevlerinin nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı da yani toplumun en küçük ferdinden, en küçük evladımızdan en tepesindeki bütün insanlığımıza varıncaya kadar herkesin mesuliyeti olduğunu, Efendimizin yine hepiniz yöneticisiniz, hepiniz çobansınız, hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Aile reisi ailesinden, şehri yönetenler şehirden, ülkeyi yönetenler ülkenin genel durumundan. Hamdolsun bu anlamda da güzel çalışmalar söz konusu oluyor. Yani 28 Şubat süreciyle alakalı belki kanayan yaralarımız söz konusuydu. Başörtüsü tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kanayan bir yara olmaktan dolayı çözülmüş oldu. Meslek liselerle alakalı bir katsayı eşitsizliği bir zulüm vardı. Bu kaldırılmış oldu. Kesintisiz eğitim kesintili olmuş oldu. Tabii ki eğitimle alakalı eleştirel bakılabilecek noktalar da söz konusudur. Çünkü geniş bir alan. Ama hamdolsun bütün okullarda Kur'an-ı Kerim ve siyerine bir ders olarak konmuş oldu. Evlatlarımıza Efendimiz'i öğreterek çizgi filmlerle, sinema filmleriyle, kitaplarla, onlara tiyatroyla, eğitimle, kendimiz güzel örnek olmak suretiyle evimizde yaşantımızla
her yönüyle en güzel örnekleri biz onlara sunarak arzu ettiğimiz seviyelere yeniden yükselme trenlerine girdiğimizi şöyle düşünüyoruz. Örnek versek ne dersiniz? Sözü kesem ama. Estağfurullah, buyurun. Şimdi piyasaya baktığımda ticaret erbabı diye eşikmalları satıyor, pazarlıyor, tezgahtarlık yapıyor. Bazen çok kötü bir malı iyi bir tezgahtar, ne bileyim, allayarak pullarak satabiliyor. Bazen de iyi bir mal var ortada ama satıcısı başarısız olduğu için mal elde kalıyor. Aynen. Şimdi dünyaya baktığımız zaman bir takım fikir akımları var. Bunlar bozuk, sapık cereyanlar. Ama reklamını yapıyor televizyonda, gazetede, sinemada vesairede. Adam kendine pek çok müşteri, pek çok müntezip bulabiliyor. Ama bizim elimizde İslam gibi Allah'ın ve Allah'ın sevgisini tebliğ ettiği pırlanta gibi bir mal, bir meta var. Biz onu tebliğ edip de anlatamıyoruz yani. Burada suç İslam'la değil, bizde olsa gerek, öyle değil mi? Doğru. Bizim ben savunduğumuz fikir, nizam, en güzel nizam. Ama biz başarısızsak o bizim kabahatimiz diye düşünüyorum. İnşallah ben çok ümit varım. Hep pozitif bakıyorum genelde. İnşallah tabii. Yani gelecekten de çok aydınlık olacağını Allah'ın izniyle. Sonuçta bizim savunduğumuz dava hak. Görüyoruz. Dava. Hak davanın içindeyiz. Yani son yıllarda da müthiş ve güzel gelişmeler var hamdolsun. Tabii ki bunlar yeterli değil. Daha üzerine güzellikler ilave edilecektir. Hem maddi hem manevi alanda yapılan iyi şeyler de görmek gerekiyor. Bu güzelliklerin üzerine yenilerini de ilave etmemiz gerekiyor. Ben şöyle diyorum onu dediğiniz çıkış noktasıyla alakalı. Diyelim ki bir kardeşimiz hasta, doktora gitti. Doktor dahili uzmanı diyelim. İlaç yazıyor. Evine, eczaneye gidiyor. İlaçları alıyor. Evine gidiyor ama ilaçları hiç kullanmıyor. Aradan bir ay, 15-20 gün neyse belli bir süre geçiyor. Ya bu doktor da bir şeyden anlamıyor deme hakkına sahip mi? Veya dese ne kadar geçerli? Doğru. İşte İslam gibi güzel bir nimet var. Bu yaşandığı zaman anlamlı ve güzel, evet, olmaktadır. Dolayısıyla bizler Müslümanlar olarak taklidi olan yapımızı tahkiki, araştırmacı okuyup, anlayıp, yaşayan boyuta yükselttiğimiz sürece hamdolsun daha da güzellikler bizimle olacaktır diyorum. Dün Çanakkale ruhunu önemsiyorduk. Hani bugünlerde arzu etmeyiz ama içeriden ve dışarıdan birçok hainler var, ülkemize kastedenler var. Ama 15 Temmuz ruhunda gördük ki toplumun bütün katmanlarından, bütün görüş ve düşüncelerindeki insanlardan kılık kıyafetine ve konumuna bakmadan tankın altına yatabilen, mermilerin önüne durabilen ve bu ülkede ezanlar susmasın, bayraklar inmesin, namuslar, iffetler kirletilmesin duygu ve düşüncesiyle, yani değerlerimizin farkında olarak karşı bir duruş genel anlamda sergilenmiştir. Bu da sevinecek bir taraf diye düşünüyorum şahsen. Tamam, yani tamam. İleriye dönük, evet, ümit var olmamızın bir başlangıcıdır diye düşünüyorum. Bütün okullarımızda da Kur'an-ı Kerim siyer nevi konduğuna göre ben bütün ailelerimize bu anlamda da hatırlatmak isterim. Evlatlarına bu dersleri seçtirsinler normalde. Evet. Ve bunların takipçisi olsunlar. Artı onun dışında onlara da yetinmesinler. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızın, gerek özel kurslarımızın, imkanlarımızın, sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu güzel çalışmalar var. Evet, vaktimiz ileride olmaz. Onlarla ya, mükemmel halde hizmetler yapsınlar. Geçemedik maalesef. Bu damıtılmış damlarda Cengiz Numanoğlu Bey'in isimlendirmesiyle sosyal konulardan, bilimsel konulardan, dini konulardan, tarihi konulardan bahsediyorsunuz. Şimdi bu tarihi ve dini konularda bir cümleyle özetlerseniz isterseniz bu bölümü bitirelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Bu tarihi konularda ve dini konularda neden bahsediyorsunuz? Tarih konulardan şunlardan bahsedeyim daha ziyade. Çok kısa bir şekilde süremiz dolmak üzere. Yakın tarihimizde Osmanlı'da çok konuşulup da yanlış yönlendirilen kardeş katli var mıdır lan? Ticaret, evet, ve hukuk nasıldı Osmanlı'da? Hmm. Bu anlam itibariyle gerçekten harem olayı nasıl bir açıdaydı? Onlar uzun uzun konular değil mi? Tabii çok, her biri bir belki konuşma belki konusu. Belki konusu hepsi. Özetlemeye çalıştık. Tabii ki ecdadı ben şöyle özetleyeyim kısaca. Tarihsel süreci bakmış olduğumuz zaman somut belgelerle, ecdadımız olduğu için ayrı bir pozitif bakış açısı geliştirmiyorum ama 100 üzerinden 80-90 puan veriyorum. 5, evet, tane şüpheli, belki 5 tane yanlışını görebiliyoruz. 5, evet, tane 90'dan dolayı ecdadı silme hakkında sahip değiliz. Başka toplumlar 5 tane doğruyu 100 doğru gibi sunuyorlar bize. Dolayısıyla biz ecdadımıza sahip çıkacağız. Onların güzelliklerini, yaptıkları bütün çalışmaları Kur'an ve sünnet çerçevesinde fetvalarla tezin etmeye çalışmışlar. Kusurlar olabilir insanın olduğu yerde, hatalar olabilir. Ama art niyetleri yoktu ve bu insanlığın tırnak içinde adaletle, hakla yönetilmesini sağlamışlardı. Bugünkü emperyalizmin, Amerika'nın, İngilizlerin, Siyonizmin zulümle insanları öldürmüş olduğu bir dönemde dünyada, o dönemde Osmanlı 24 milyon kilometre kareye ulaşmasına rağmen adaletle iş yapıyordu. Tabii. Malum Rus tarihte bir tane de somut örnek olsun. Macar kralı Hunyat'a soruyorlar. İstanbul'u fetheden siz olsaydınız ne yapardınız? İstanbul'daki bütün Ortodoks kiliselerini yıkar, yerine Katolik kiliseleri yapardım diyor. Fatih ne yaptı? Ecdadımız Fatih Sultan Muhammed Han
Herkes dininde hür ve serbesttir. Ben Müslümanı camide, Hristiyanı kilisesinde, Yahudi sinagog havrasında görmek isterim. Yani hepiniz inancınızda hür ve özgürsünüz dedi. Onun için dediler ki birçok toplumlar, biz başımızda kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarığını tercih ederiz. Bu ecdadımızın adaletinden, hak merkezli iş yapmasından dolayıdır. Söylendiyse bu Yaman Atacak bir söz değil ya. Kesinlikle bu bizim birikimiyle söylemiş bir söz. Milli kodlarımızda var olan tarihsel gerçeklerde kayda giren gerçeklerdir. Evet. Dolayısıyla bunları toplumumuzun gündemine, hem dinimizi, dinimizdeki önemli gün ve gecelerden tutunuz da namazla alakalı, oruçla, zekatla, toplumsal dayanışma, bütünleşmeyle, güzel ahlak sahibi olma özelliklerimizle, bunların önemine yönelik konu başlıklarına göre aktarımlarda bulunmaya çalıştık. İnşallah faydalı olur. Şimdi kısa ara verelim. Tekrar kitapla anlatmaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, Gedevat programı biraz sonra devam edecek. İkinci bölümde tekrar beraberiz. Konuğumuz Ömer Lütfi Ersöz Bey. Kendisiyle yazdığı kitapları ve Türkiye'deki okuma yazma ile ilgili bir takım konuları konuşacağız. Biraz evvel Cengiz Numanoğlu Bey'in isimlendirmesiyle Damıtılmış Damlalar ismindeki kitabı tanımayan, oradaki konuları birazcık anlamaya çalıştık. Şimdi diğer bir kitap var elimizde. Ayetlerin ışığında peygamber kıssaları ve helak olan kavimler. Tabi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Adem'den son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar pek çok peygamberin hayatı, onların kavimlerin yaptığı işler ve onların akıbeti bize anlatılıyor. Ömer Bey de bunu almış, bir kitap haline getirmiş Kur'an-ı Kerim'den seçerek. Bu kitabın konusu nedir Ömer Bey? Adını anlaşıyorum, evet. Ama bir de sizden dinlesek. Teşekkür ediyorum. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 25 peygamberin hayatını bize bildirmiştir, evet. Ayet-i kerimelerden. 3 tane de, 3 şahsiyeti de daha doğrusu, Nebi mi yoksa veli mi olduğu noktasında şüphe olduğu için alimler tarafından onu da eserime almış oldum. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn aleyhisselamlarla alakalı. Dolayısıyla 25 peygamberin hayatını Efendimiz aleyhissalatü vesselama ayrı bir kitap, diğer 24 peygambere de ayrı bir kitapta Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimeleri alarak toplumu Kur'an'la buluşturma noktasında ve onların da tefsirleri ve bu hadislerin görüşleriyle beraber özünü anlayabildiğimiz kadarıyla da aktarmanın gayreti içerisinde olarak günümüze örnekler sunmanın gayreti içerisinde olmaya çalıştım. Yani sözü kestim de şöyle bir soru sorsam. Bundan 3000 sene, 5000 sene önce bir peygamberin hayatından, yani çok kaba tabirle bize ne diyemeyiz haşa. Bunları şimdi biz niye okuyoruz? Kur'an-ı Kerim'i niye anlatıyor? Bunun sebebi nedir? Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce dedim, tarihi gerçeklerden ders çıkartmazsak aynı yanlışlara düşeriz demiştim. Cenab-ı Hak peygamberlerini vahiy ile desteklemiş olduğu için İlk gelen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar hadislerden öğreniyoruz ki bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre 224 bin peygamber gelip geçmiştir. Ancak biz bunların 25 tanesini, 25 peygamberin hayatını Kur'an-ı Kerim'den öğrenmekteyiz. Sonuçta Kur'an-ı Kerim bir kitap değil mi? Başka bir değil ya. Cenab-ı Hak bize de bunu laf olsun diye anlatmıyor. Evet. İşte ben onu soruyorum ya, sebep ne? Kıssalar dediğim için, kıssalar toplumda yanlış anlaşılabiliyor. Kıssalar hikayeler değildir. Hikayeler ve romanlarda kurgulanmış olan bölümler söz konusudur. Gerçek veya gerçeğe yakın veya gerçek dışı olaylar da hikayenin içerisinde karışmış olur. Ama kıssalar yaşanmış gerçeklerdir. Bütün peygamberler Allah tarafından gönderildiği dönemde tevhid mücadelesi merkezli göndermişlerdir. Allah'ın varlığını ve birliğini haykırmışlar. Şirk koşulmamasını, hangi peygamber, hangi dönemde, hangi kavme gönderilmişse de kendisinin Allah'ın peygamberi olduğu gerçeğini ifade etmişlerdir. Bunlardan somut birkaç tanesini örnek olarak yine ayetlerin ışığına bakarsak, helak olanlar niye helak oldu? Allah'ın koyduğu sünnetullah dediğimiz kanunlara, kurallara, kainatın zerreden küre her şeyin sahibinin koyduğu ve bize imkan verip yarattığı o yaratıcımıza şükretmez, nankörlük eder, onun koyduğu kuralların dışına çıkarsak, bir takım olumsuzlukların bizim de başımıza gelebileceği ile alakalı bir endişeyi taşımamız, yanlışları terk etmemizden dolayı da bize sunulmuştur aynı zamanda bu kıssalar.
Tabii ki Muhammed ümmetinin bir ayrıcalığı vardır. Toplu elekler olmayacaktır. Öyle bir garanti vardır ama alemlere rahmet, lokal, değil mi? Evet, alemlere rahmet olma özelliğinden dolayı. Ama lokal belli bölgelerde belli helaklerin belli tabii ki sıkıntılarla imtihan edilmelerin de olmayacağı anlamına gelmemektedir. Ya kimse yaptığı yerine kar kalmaz sonuçta, değil mi? Kar kalmayacak. Evet. Herkes hesaba çekilecektir. Dolayısıyla yine Kur'an-ı Kerim'den çıkarmış olduğumuz sonuçlara göre helak olan kavimlerin helak olma sebeplerini iki temel grupta değerlendirebiliriz. O nedir onlar? Birincisi itikadi konumda sıkıntıya düşenler, inkar edenler, şirk ve küfürle, müşriklikle ve kafirlikle Allah'a isyan edip Allah'ın emirlerine, o tevhid mücadelesine karşı duranlar. İkincisi Allah'ın koyduğu kurallara tabi olmayıp onları bir nevi düşmanlık vesilesi görerek onlarla mücadele etmeleri sonucunda olmuştur. Veya ona uymamak sonucunda olmuştur. Mesela örnek verelim. Cenab-ı Hak birçok peygamberinde olduğu gibi bazı peygamberlerdeki helak olma gerekçelerinde tüccarların terazilerini hassas dengeli kullanmamaları mesela helak sebebi olmuştur. Ve evlilin mudafifin ayeti evet, var değil mi? Evet. Evet. Yani hep kendi menfaatlerine yönelik, aldatmaya yönelik girişimde bulunmuşlardır. Halbuki Allah adaletle terazileri hak merkezli satmalarını mallarını emrederken tamamen bir haksızlık üzerine satış gerçekleştirdiklerine helak olmuşlardır. İşte Allah'ın emrettikleri ibadetleri yapmama gerekçeleri onların helakine götürmüştür. Yani hem itikadi konular hem ameli konular diğer anlamı itibariyle helak olmaya sebeptir diyebiliriz. Bunlarla birlikte işte Ad kavmi, Semud kavmi, Hazreti Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi, Hazreti Salih aleyhisselamın kavmi malumunuz Semud kavmi, Hazreti Şuayb aleyhisselamın Medyen halkı malumunuz hep bunlar helak olmuşlardır. Veya Hazreti Lut kavmi, Hazreti Nuh aleyhisselamın kavmi, Hazreti Musa aleyhisselamın kavmi, oraya baktığımız zaman Firavunlar, Belamlar, Karunlar bu anlamı itibariyle tabii ki helak oluyorlar. Neden? Firavun ne diyordu Musa aleyhisselama peygamberle iman ettiği dönemde? Nazihat suresinde fekale dedi ki Firavun, ene ben Rabbukümül âlâ diyordu, haşa. Sizin yüce bir Rabbinizim diyordu. Dünyada otorite elindeyken ben ilahım diyordu. Ancak sular kavuşmaya başlayıp da adamlarıyla ve askerleriyle boğulmaya başlayınca da gerçekle yüz yüze kalınca kendinin zavallı bir yaratılmış olduğunu kavradı ve dedi ki ben de Musa'nın Allah'ına inandım demek durumunda kaldı. Başka çaresi var mıydı? Yoktu. Onun için İslam alimleri itikadi anlamda malumunuz yeis halinde bu şekilde artık gerçek göründükten sonraki dönemde yapılan imanların geçerli olmayacağını ifade etmişlerdir. Çünkü hak ortaya çıkmıştır. Kıyametin büyük alametlerinden işte güneşin batıdan doğup tekrar tepeye gelip battan batması 3 gün devam edecek buyuruyor malumunuz. Artık güneş bir gün kalktık insanlar iman etmemiş ama batıdan doğmuş. Ben de iman ediyorum dese bir faydası olmayacak ki. Yani zaten şu anda hak olan gerçekler çok ayan beyan ortada ve belli. Allah insanı eşref-i mahlukat olarak yaratmış. Akıl gibi güzel bir nimetle donatmış. Bütün bunlara rağmen kirli olan yolu da hak olan doğru olan yolu da göstermiş. Cennetin yolunda cehennemin yolunda göstermiş. Buna rağmen hürsünüz. Ben bazen soruyorum şoförlere de arkadaşlara da. Şoförüm diyorum işte diyelim ki A şehrinden B şehrine gidiyorsunuz. Gösteriyor biri asfalt, otoban yol diyor, biri stabilize yol diyor. Hangisine gidersin diye soruyorum. Elbette diyor otoban olan, asfalt olan yola giderim. İslam'da tam otoban olan, sırat-ı müstakim olan dosdoğru bir yoldur. Akli melekesini kullananların başka bir yola girebilmeleri mümkün değildir. Olamaz yani. Ama şunu da öğreniyoruz yine Kur'an-ı Kerim'den. İnsan işte efela tağulun. Yani akletmiyor musunuz? Niçin tefekkür etmiyorsunuz? Niye nankörlük ediyorsunuz? Biraz düşünseniz, biraz şöyle az gayret etseniz kavrayacaksınız. Bir taraftan meleklerden bile üstün bir konuma yükselebiliyor. Nefsani ve akli melekesinden dolayı. Meleklerde biliyorsunuz nefis olmadığından dolayı. Zaten günah işlemek durumunda değiller. Mutlaka Rabbimize itaat etmek durumundalar. Durmadan ibadetle meşgul olmak zorundalar. Özellikleri bu. Ama insanda nefis gibi bir meyalite de olmasına rağmen aklı melekesini kullanıp eşref-i mahlukat olma güzelliğini kavrarsa meleklerden bile üstün olabiliyor. Ama bunu kavrayamadığı ve nefsani ve o olumsuza doğru düştüğü zaman da belhum edal, esfel-ü safilin, hayvanlardan aşağı, aşağıların aşağısı bir konuma da düşebilmektedir. Dolayısıyla işte buradaki o çizgi çok önemli bir çizgidir.
Üstad Necip Fazıl'ın da ifade etmiş olduğu gibi oruklar çift diyor. Birinden kir, birinden nur akar diyor. Nur yolu da, kir yolu da, hak yolu da, batıl yolu da bellidir. Kur'an ve sünnet bunun en güzel zaten açıklayıcı özelliklerini ortaya koymuştur. Biz de var olan bu gerçekleri peygamberlerin yaşamış olduğu kıssalarla Allah'ın, Rabbimizin bize aktarmış olduğu gerçeklerini toplumdaki insanlarımıza en azından ulaştırmanın gayreti içerisinde oluşturuyoruz. Amacımız bütün bu kitaplar o bir kitabın gerçek anlamı anlaşılması için. Sonuçta insan aynı insan yaşıyor değil mi? Bundan 5000 sene önce de olsa, 3000 sene önce de olsa aynı ahlaksızlık, fuhşiyat, Allah'a şirk koşma, terazide ölçüde sapkınlıklar yapılıyor. Biz de onu yaparsak onlar gibi helak olabiliriz. Allah bize bunu demek istiyor. Kesinlikle. Bir de şu var zaten. Bütün peygamberlerde iman var, namaz da var, oruç da var. Yani ibadetler var aslında genelde. Ama omurgada zaten diğer peygamberlerde var olanlar biraz daha geniş kapsamda Rabbimiz tarafından insanlığa kıyamete kadar da sunulacağı için başka hükümlerle tezyin edilerek bizlere emredilmiş, gönderilmiş. Dolayısıyla dün namaz kılmayanlar, dün Allah'a isyan edenler, dün müşriklik yapanlar neyse bugünkü müşriklik yapanlar, Allah'ın emirlerine uymayanlar da aynı konumdadır. Yani dünden ders çıkartın. O ikazlarını görmekteyiz. Bunlar yalandan, hikayemsi şeyler değil. Tarihte yaşanmış, gezdiğiniz zaman örneklerini görebileceğiniz yerlerdir. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam'ın kavmi. Allah insanı yaratmış ama onun ihtiyaçlarını en iyi bildiğinden dolayı da onu evlilikle alakalı yolunu kapatmamış. Eşini de yaratmış, eşlerin, kadın erkek, ailenin devamıyla alakalı. Ama kadın erkek, aile, nikah bütünü içerisinde o birliktelik değil de homoseksüellikle alakalı erkeğin erkekle beraberliği Lut Aleyhisselam'ın kavminde kendini gösterince, Allah'ın emirleri çiğnenince artık onların da bu davranışı hadleri aşan boyuta yükselince Rabbimiz tarafından bir nevi kaldırılıp tabana çakılmıştır. Üzerine taşlar yağdırmak suretiyle. İşte Lut Gölü'yle alakalı işte gidenler de görebilmektedir malumunuz. Evet. Yani sonuç olarak o örneklerini görebilmekteyiz. Kimi bir sayha, bir çığlıkla, müthiş bir kulaklar sağır eden bir sesle yok edilmişlerdir. Kimisi bir depremle, kimisi suda boğulmak suretiyle. Bir başkası bir başka özellikle helak olmuşlardır. Önemli olan şu veya bu şekilde nasıl helak oldukları değil aslında. Allah'a ve onun evlerine, onun gönderdiği rasullerine tabi olmayanların nasıl bir olumsuzluğa uğradıklarının anlaşılması açısından önemli diye düşünüyorum. Yoksa güç kuvvet Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Evet. Bir anda bütün kainatı yok eder, yeni bir kainat da yaratır. Her şeyi perişan eder, yeniden sıfırını da yaratır. Orada sorun yok. Kün feyekün dediğim her şey olur. Ama biz bunu algılayacağız ki toplumun güzel ahlak sahibi, iyi bir fert olarak yetişmesini, ticaretinin de, münferit yaşamış olduğu özel hayatının da, ailevi hayatının da, toplumsal anının da mükemmel, güzel ahlak sahibi olarak olmasını arzu edeceğiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biraz sonra diğer kitapla konuşurken onlarla konuşacağız inşallah. Bu gerçekleri bunun için aktarmaya çalıştım. Allah'ın koyduğu sünnetullah'taki gerçeklere uymamak, evet, ona isyan etmek, onu inkar etmek sonucunda helaki gerektirir. Ben bu kitap muhtevasına bakınca aklıma şunlar geldi şahsen. Bir Müslüman aile otursa akşam anne baba, çoluk çocuk, nene dede kim varsa şu kitabın içindekilerden bir gün Hazreti Adem'in hayatını okuyup anlasak, bir gün Hazreti Nuh'u, bir gün Şuayb Aleyhisselam'ı, bir gün Lut Peygamber'i, onlardan kendimize ders çıkarsak, bak onlar şöyle yapmışlar, başlarına şu gelmiş, biz de onları yapmayalım ki Allah bize de azap etmesin diye. Yani her gün bir akşam bir peygamber okusak bir ay boyunca 25-28 peygamber yapar. Bunlar hakikaten bizim için örnek insanlar. Allah bize boşa anlatmamış kurarken de. İnşallah okulup istifade edilmesi sağlar diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi hem olumsuz örnekleri görelim, hayatımızın olumsuzluklarını tabii terk edelim. Hem de güzel olumlu örnekleri görelim ve Rabbimizin yani rızasına yönelik güzel davranışlarda bulunalım ki hem hayatımız, dünyamız mamur ve güzel olsun hem de gerçek hayatımız. Bu kitapta bir de benim bir şey dikkat çekiyor. En başta Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamızın takdim var. O evet, nasıl oldu bir kısaca açıklarsanız. Sağ olsunlar. Kitap belli bir olgunluğa geldikten sonraki aşamada Ramazan Altıntaş hocamıza Selçuk Üniversitesi, düzeltiyorum, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı kardeşimiz, evet, Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamızla alakalı görüştüm. Zamanı çok yoğun olmasına rağmen sağ olsunlar gönderdik.
Kitabı incelediler, okudular. Ondan sonra da takriz yazmak suretiyle iltifatta bulundular. Hocama da bu takrizleri vesilesiyle, bu övgüye mazhar olmamız vesilesiyle de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Rabbimiz razı olsun. Ondan da eğer razı ederseniz tabii, bir bölümünü bir şöyle aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız şöyle özet olarak sunmuşlar. Peygamber kıssaları sembolik anlatımlar değil, yaşanmış sosyal gerçeklerdir. Yapılması gereken bu güzel eseri her yaştan insanımız okumalı, kıssaların neticesinde sunulan ahlaki öğütlerden sonuç çıkarılmalıdır. Çünkü bu kıssalarda anlatılan hakikatler modası geçmiş, ölü davranış modelleri değil, kıyamet sabahına kadar insanın doğasına hitap eden ve onu iyi insan yapmayı hedefleyen dipdiri kurtarıcı mesajlardır. Toplum olarak başta Hazreti Peygamber olmak üzere Kur'an'da örnek davranışları anlatılan ve tarih boyunca insanlığın ilim, irfan, adalet, yüksek ahlak ve faziletle donanmasında getirdikleri öğretilerde örnek olmuş bu seçkin şahsiyetleri, bu seçkin şahsiyetlere iyi kulak vermeli ve onların öğretici ve hayatlarından davranış modelleri çıkarmalıyız. Uzun ve yorucu bir çabanın ürünü olan bu güzel eserinden dolayı değerli kardeşim Ömer Lütfi Ersöz'ü tebrik ediyor. Bundan sonra da güzel eserler kaleme almasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrıca bu kitabı değerli okuyucu kardeşlerime hararetle tavsiye ediyorum. Rabbimiz bu eserin tesirini halk eylesin evet. demişler. Çok güzel biz de bu güzel ifadeleri vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii Rabbimiz razı olsun. Lazım. Evet. Bazı insanlar kitap yazarlar. İçinde bir takım yanlışlar, hatalar, art niyetler olabilir, tenkit edilir. Ama bir kitabı İlahiyat Fakültesi dekanı sıfatıyla bir isim tebrik ediyor, teşekkür ediyor, tavsiye ediyorsa bu da önemli bir konu. Allah razı olsun diyoruz. Allah şimdi her birimizden razı olsun. Tabii vaktimiz hızla ilerliyor. Elimde bir kitap daha var. Az önce peygamber kıssaları derken diğer 25 peygamberle ilgili kıssalardan bahsettik. Ama bu kitapta da son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili bir kitap. Muhammedül Emin, alimlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı diyor. Hayat. Böyle bir kitap yazmaya ihtiyacı neden hissettiniz? Yani ben şundan soruyorum, pek çok sire kitabı var, İslam tarihi var. Peygamber hayatı pek çok şekilde yazılmış, anlatılmış. Doğru. Siz niçin böyle bir kitap yazdınız? Diğerlerinden bir farkı, bir ayrıcalığı var mı? Teşekkür ediyorum. Tabii Efendimiz'in yaşadığı gerçekler aynı olduğu için en azından farkı olmasını beklememek gerekir ama evet. Tabii, üstü farklı aynen. olabilir. Ama vermeye çalıştığımız mesaj aynı diye düşünüyorum ben. Özellikle olarak genelde ana iskelette. Niçin? Biraz önce de kısmen değindik. Yani son dönemde tüm okullarımızda, ortaokul ve liselerimizde Kur'an-ı Kerim ve siyerinde evet. bir ders olarak seçmeli de olsa konmuş oldu malumunuz. Evet. Aslında yeniden gündemimize gelmiş oldu. Belki ortaokul ve lise öğrencilerimizin formatına, onların konumuna uygun olarak belki sunulabilecek olan biraz daha içerikle alakalı o minvalde düşündüğümüzden sanki dolayı. Sanki ders kitabı benzeri bir şey mi? Bir nevi yardımcı ders kitabı evet. gibi olsun. Belki kardeşlerimiz okusunlar. Hiç değilse her ferdimiz mutlaka illa benim kitabım olsun diye söylemiyoruz ama hatta ben şunu öğrencilerime de öğretmenlik yıllarından hep söylüyordum. Ben bir konuda bir görüş beyan ediyorum. Ayet, hadis veya hükümlerden dini bir fetva ile alakalı konumdan bahsediyorum. Bunu Ömer Lütfi Ersöz olarak ben söylediğim için kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ortada. Eksiğim varsa beni de teyit edin evet. bu anlam itibariyle. Yani birileri kendini dini kullanmak suretiyle başka noktalara toplumu sürüklemesin. Toplumla bilinçli olsun. Bilerek inandığı değerleri de korumanın ve kollamanın gayret içerisinde bulunsun. İşte ise genç imamlarımıza, gençlerimize ve bütün insanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden gündeme taşımanın kendi çapımızda. Zaten haşa şundan hep iştinab etmemiz gerekir. Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olmuş, Allah tarafından övmüş, biz kimiz ki onu öveceğiz? Onu övmekten aciziz, bir defa bunu itiraf etmeliyiz. Ancak biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini zikrederek, onunla alakalı görüş ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışarak Rabbimizin rızasını kazanmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Onu almakla biz şeref kazanırız değil mi? Biz şeref kazanıyoruz. Evet. Zaten o şereflenmiş, Allah tarafından seçilip, övülmüş ve gönderilmiş olan bir peygamber. Ha biz o seçilmiş ve övülmüş olan peygambere, o örneğe biz ne kadar benzersek biz o kadar anlam kazanırız. Yoksa biz onu zaten tanıtamayız, övemeyiz, anlatamayız. Allah övmüş. Allah'ın övdüğünün üzerine haşa bir kelamın sözümüz olamaz. Ancak o güzellikleri anlayıp onu aktarmanın gayreti içinde olabiliriz. Oradaki kusurlar bize ait, güzellikler Rabbimizin bir lütfu olarak yansıyacaktır.
Bu düşünceden hareketle Kur'an-ı Kerim'de de 25 peygamber ismi geçtiği için 24 peygamberi diğer eserimde, Efendimiz'e de ayrı bir kitap yazmak suretiyle ve gençlerimize de inşallah faydalı olduğu düşüncesiyle hasbelkader kaleme aldık. Hem de şöyle bir düşünce vardı. Toplumda biz okuyup yazan toplum değiliz. Okuma yazma oranımız az deniliyor ama ben son dönemlerde çok yüksek oranda kitapların çıkmaya başladığını, okumaya yönelik bir gayretin olduğunu görüyoruz. Kaldı ki bizim ilk inen ayet-i kerimede emri Cenab-ı Hakk'ın oku olduğuna göre demiştik. Aslında her gün Kur'an-ı Kerim okuyan bir toplumuz. Belki okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de ön plana koyarsak, kitap okumada belki dünyada bir numara da gelebiliriz. Başka nereden baktığımıza bağlı diye düşünüyorum. Bazen esveriyle karıştıkla bunu ifade ediyorum. İnşallah, tabii Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için tefsirlerden, hadislerle, onlar muhaddislerin genel değerlendirmelerinden, şerhlerinden, açıklamalarından, İslam alimlerinin değerlendirmelerinden ve gelinen noktada da Akif merhumun da ifade etmiş olduğu gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmediz İslam'ı demiş olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten vahiy merkezdi. İslam'da akıl çok önemli bir nimettir ama salt akıl işe yaramaz eğer vahye tabi olmazsa. Akıl vahye tabi olduğu zaman anlam kazanır ve gerçek kurtuluş yolunu bulur. Eğer Allah bize Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğiyle İslam'ı göndermemiş olsaydı, biz nasıl namaz kılacağımızı, nasıl yapacağımızı, nelerin yanlış, içkinin haram mı, kumarın haram mı olduğunu bilemezdik normalde. Dolayısıyla her akıldan farklı sesler çıkardı. Ama Allah vahiy yoluyla emirlerini ve yasaklarını göndermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'de de malumunuz, Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede üsve-i hasene olarak en güzel rol model örnek, yaşayan canlı örnek. Sahabeler inen ayet-i kerimeleri, gelen sureleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'la birebir irtibatlı olduğundan ve vahiy aldığından dolayı Allah'ın ne emrettiğini çok iyi anladığından yaşantısını aktarıyordu. Ashab da onu görüyordu. O canlı rol model örnek, en güzel örnek. Ashab'a örnek, güzel örnek olduğu için yaşantı bu şekilde güzelleşiyordu. Ve ashabtan, tabii ki sahabelerden tabiine, tebeyyüt tabiine derken günümüze kadar bu silsile devam ederek gelmiş oldu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat Allah'a itaattir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Efendimizin yanında sesinizi yükseltmeyin, amelleriniz iptal olur buyuruyor malumunuz. Birçok ayet-i kerimeye bakmış olduğumuz zaman gerçekten Allah'a ve Resulüne itaat yine Kur'an'ın bir ifadesidir, emridir. İşte Hazreti Ayşe annemize de soruluyor zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nedir? Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an'dır buyuruyor malumunuz. Kur'an'dır ama son dönemde bazı sözüm ona, ben ona da biraz daha ifadeyi böyle kullanmak istiyorum. Şarlatanlar çıkıyor. Sünneti devre dışı bırakmaya evet, çalışanlar var maalesef. Böyle bakıntı var maalesef. Evet. O zaman soruyorum ben. Sünneti devre dışı bırakırsanız, Kur'an-sünnet ilişkisini anlayamazsanız, Kur'an'la sünnet birbirinin düşmanı değil, birbirini bütünlüğünü sağlayan etle tırnak gibidir. Suyla toprak gibidir. İkisi birbirinden vazgeçemez. Ruhla beden gibidir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inmiştir. Eğer peygamberimizi biz itibarsız bir konuma haşa düşürecek olursak, Kur'an'ın da itibarsız bir konuma düşmesini zaten sağlamış oluruz. Orada o zaman nereden bileceksin? Allah'ın korumasında yanlış yaparsa, şah damarından yakın olan Rabbimiz onu zaten aynı anda cezalandıracak konumda. Dolayısıyla Cenab-ı Hak göndermiştir, seçip beğenmiştir. Efendimizin hayatında da en güzel örnekler yaşanmıştır. Sünneti devre dışı bırakanlara soruyorum. Sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak buyurun. Tamam, 5 vakit namaz var ama kaç rekat ve nasıl kılınacak? Buyursunlar, Kur'an-ı Kerim'den bana anlatsınlar. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam namazın kılmasını öğretiyor. Efendimiz de ashabına ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın buyuruyor. Yani bütün hayatı böyle aslında. Ben nasıl abdest alıyorsam öyle abdest alın. Ben nasıl oruç tutuyorsam veya neler size ifade ediyorsam ona göre orucunu tutun. Veya nasıl zekat veriyorsam. Veya sadece Kur'an-ı Kerim'e baksınlar. Evet zekat emri var. Ama 40'ta bir mallarda kaç? Hangi oranda verilecek? Yok. Bin bir çeşit konu var değil mi zekatla ilgili? Haç emri var. Evet ama nasıl yapılacak? Efendimizin uygulamasıyla alakalı biz onu anlayabiliyoruz. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamberleri niye gönderdi? Tamam bir beşer. İçimizden biri. Ancak özel
çocukluk döneminden itibaren Muhammed'in emin olan bir şahsiyet. Müşrikler bile onun emin olma özelliğinden asla şüphede olmamışlardır. Hatta enteresan, malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte 610 yılında malumunuz peygamber oldu. 22 yıllık bir Kur'an-ı Kerim'in indiği 22 yıl yaklaşık 2 ay kadar yani 23 yıl içerisinde ikmal oldu malumunuz. Bunun 23 yılın işte 12 yılı aşkın bir zamanı Mekke'de, geri kalan da malumunuz 622-632 Medine'de devam etti. Mekke'de olmuş olduğu dönemlerle alakalı da yine bakmış olduğumuz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani dün onun güvenilir olma özelliğinden dolayı şüphede duymayan müşrikler aslında önemli altınlarını, mücevherlerini yine Efendimiz'e vermeye devam ediyorlar. Niye? Yanlış yapmaz. Emaretinden dolayı bir sıkıntı yok. Ve güvenmeye devam ediyorlar. Ancak otoriteleri bozulacağı için, yönetimleri kaybolacağı için gel diyorlar en yakınları, amcaları da, yakınları da malumunuz. En güzel kızımızı sana verelim. Derdin eğer kadınsa, yok. Gel yönetimi sana verelim. Gel şunları sen, yok. Vallahi bir elime güneşi zaten veremezsiniz de, yani veremezler de. Bir elime ayı vermiş olsanız bile ben hak davamdan vazgeçmem. Çıkış noktası budur. Ve o cehaletin merkezinde diri diri kız çocuklarını diri diri gömdükleri bir dönemden, kadın insan mıdır değil midir, hayvan mıdır, alınıp satıldığı bir dönemden, o tartışmaların, o konuşmaların yapıldığı bir dönemden, adi bir mal gibi affedersiniz, pazarda alınıp satılabilen bir konumdan, insan olma şerefine yükseltmiş, hakları, hukukları vermiş olan bir İslam'la alakalı değerden bahsediyoruz ve onun da önderi, rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Rabbimiz görmüş, göndermiştir ve onun korumasındadır. Eksiği varsa da düzeltmiştir. Aynı anda tüm peygamberlerde olduğu gibi. Dolayısıyla peygamberimizi dışarıda bırakmak demek, sünneti devre dışı bırakmak demek, Kur'an'ın anlaşılmaz ve yorumu açık olan taraflarının istenilen boyutta yorum yapılarak layıtlaştırılmış, bozulmuş bir tarafa kaydırılması istenmiş olmasından kaynaklarına gelmektedir. Dolayısıyla bu çevreler açıkça bir ihanetin içindedirler. Tamam. Evet, mütevatir, meşhur, ahad veya hasen benzeri hadis-i şerifler olduğu gibi zayıf olan ve mevzu dediğimiz uydurma hadisler uydurma olarak da lanse edilenler var. Gerçek peygamber zaten mevzu uydurma. Evet. Onlar hadis bile denmez zaten. Efendimiz'den sadır olmayan, Efendimiz'den sadır olmuş gibi uydurulanlar da bellidir zaten. Senet ve metinleri itibariyle ayrılmış, zaten uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen, tüm bu gerçekleri görmemize rağmen, kütüb-i site gibi, kütüb-i tisa gibi, yani ana hadis kaynaklarımızda da ola ki, 3-5'i geçmiyor bazen çok, evet, toplumsal durumda bakıldığı zaman, ikide bir hep onlar gündeme getirmiş oluyor. Kur'an'ın ruhuyla çelişenler varsa, o da zaten şüpheyle yaklaşılmış olduğundan dolayı, o da Efendimiz'den gelmemiştir düşüncesiyle zaten terk edilmeli. Gerçek hadislere ittiba edilmek suretiyle de Kur'an'ın en iyi anlaşılması sağlanmalıdır. Hadis yaptığı hassasiyet, dünyada eşi benzeri görmedik hassasiyet yaptı. Kesinlikle. Kılı kırk yıl olarak böyle bize en güzel şeyleri seçip göndermişler. Onun için peygambersiz, sünnetsiz, hadissiz bir İslam, hadissiz bir Kur'an-ı Kerim mümkün değil mümkün diyoruz. Mümkün değildir. Bu kitapta inşallah böyle bir noktaya faydası olur diye düşünüyorum. Onun için Efendimiz'le alakalı müstakil bir kitabı kaleme almaya çalıştık. İnşallah kardeşlerimize faydalı olur. İnşallah. Bizim de amel defterimize Rabbimiz tarafından kurtuluşumuza vesile olacak güzellikler lütfedilir inşallah. Kitaplarda yine bir isim görüyoruz. Profesör Doktor Ali Akpınar, Konya İl Müftüsü hocamız, buna da bir takdir yazmışlar. O ne diyor burada? Evet, Profesör Doktor Konya İl Müftümüz Ali Akpınar kardeşimiz de bizim okul döneminden kardeşimiz, aynı dönemdeniz. Evet. Ramazan hocam sizin dönemden, Ali hocam da bizim dönemdendi. Sağ olsunlar, bir bölümünü ondan daha paylaşalım. Ali Akpınar hocamıza da kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ondan bahsetmek, onunla konuşmak, onu anlamak ve anlatmak ise onunla yaşamaktır. Öyle olmalıdır. Ondan bahsedenler, o güzelin güzellikleriyle sözlerini güzelleştirmekte ve sözlerine değer katmaktadırlar. Unutmayalım. O, yani Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hala 40 yaşında ve ümmetinin başındadır. Çok önemli. Hira'da ilk vahye muhatap olup peygamber olarak görevlendirildiği ve ey insanlar geliniz hepiniz, hepinizin Rabbi olan yüce yaratıcıya kulluk ve ibadet ediniz. Onu hesaba katarak yaşayın. Onun ölçülerine göre hayatınızı anlamlı hale getirin çağrısını insanlar sunduğu gün gibi bizi hakka ve onun hakikat yoluna çağırmaya devam ediyor. Bize emanet bıraktığı Kur'an ve sünnetiyle
manen yaşamaya devam ediyor. Şimdi bize düşen onun bu evrensel çağrısında zamanın Hatice'leri, Ebu Bekir'leri, Fatma'ları, Ali'leri ve Zeyd'leri, Osman'ları olabilmek olarak lebbeyk diyebilmektir. Buyur Allah'ım diyebilmektir. Fedake ebi ve ümmi, anam babam yolunda feda olsun diyerek onun izinde yürüyebilmektir. Çünkü onun ümmeti onun izinde gidendir. Onun kutsal davası uğruna her şeyi feda edendir. Yüce Rabbimiz ona yaraşır ve yakışır ümmet olmayı hepimize nasip eylesin. Bu eser de ondan bahsettiği için değerlidir. Onlarla beraber inşallah bu güzellikleri paylaşmaya devam etmiştir. İnşallah. Detayına girmiyorum. Bu vesileyle tekrar kalbi şükranlarımı sunuyorum inşallah. Allah her birinden razı olsun. Şimdi sonuna gidip ben son bir soruyla kapatmak istiyorum. Bu kitapları okuyacağımız böyle güzel konulardan bahsediyor. Kitapları nereden nasıl temin edecekler? Diğer bir soru hemen. Yeni kitap çalışmanız var mı? Bununla bitirelim istersen. Tabii ki inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kitaplarımızı daha doğrusu Kardelen yayınlarından çıkmıştı. Konya'mızdaki kitap dünyasından. Yani Eres'ten, Konya'daki Eres'ten kitap dünyasından temin edilebilir. Ayrıca sosyal medya aracılıklarıyla malumunuz kardeşlerimize ulaşmak suretiyle temin etme imkanına sahip olabilirler. Yeter ki zaten o iştiyak olsun. Merhamese bulunur. Hamdolsun bulunur. Tabii ki bir Müslüman olarak iki gün eşit olan ziyandadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama biraz da bu arz taleple alakalı bir şey diye ifade etmek gerekir. Tabii ki inşallah imkanlar oldukça, bizlere de bir alanda yazacak bir şeyler doğdukça, Rabbimiz de öyle bir imkan lütfederse, tabii ki yazmayı istiyoruz. Ama şu anda inşallah görürüz önümüzdeki günlerde. İnşallah önümüzdeki günler Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Hani ifadede gayet net bir şekilde ayet-i kerimede buyurmuş olduğu gibi, duanız yoksa ne diye size değer vereyim? Yani duanız yoksa bir anlam kazanamazsınız. Duanızla bir anlam kazanıyorsunuz. Mesajını Rabbimizin biliyoruz. Hani şairin de demiş olduğu gibi, benim olsa bu dünya kurtuluşa çözüm yok. Bir dua bekliyorum, başka şeyde gözüm yok demiş olduğu gibi. Biz tüm kardeşlerimize dua ediyoruz. Kardeşlerimizden de dualarını bekliyoruz. İnşallah. Başarılı olmak fiili ve kavli duayı beraber yapmayı gerektirmektedir. Aslında herkes okuyup yazabilir. Yani yazmak için bir şeyler doldurmak gerekiyor galiba. Yani deşarj ve şarj olayının boyutu gibi. Herkeste bir yazarlık boyutu olur. Az veya çok yazılabilir. Önemli olan bu anlamda bir sevginin, bu anlamda bir gayretin de olması, çalışkanlığın da olması gerekmektedir. Bu yapıldığı sürece de başarı kaçınılmaz bir son olarak karşımıza gelecektir. Davetiniz için Gedavet programına beni de konuk etmenizden dolayı şahsınıza, tüm çalışanlarınıza, seyreden tüm kardeşlerime kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başka zaman dilimlerinde, başka konularda İnşallah. Belki buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Peki, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ağzınıza sağlık. Kalemize, elinize sağlık. İnşallah yeni çalışmalarda bekliyoruz diye dua ediyoruz. Değerli seyirciler, bugünkü Devlet programımızdan araştırmacı, yazar, eğitimci Ömer Lütfi Ersöz'le beraberdik. Kendisinin yazdığı kitaplarla ilgili peygamber kıssaları ve peygamber efendinin hayatıyla ilgili kitapları tanımaya çalıştık. Allah bizi peygamberlerin yolundan, sünnetten ayırmasın. İslam'ı iyi tanıyan, anlayan ve yaşayan kimseden eylesin. Hoşça kalın.